kendi evimizde kaybetmeden kazanma güdüsünü ayakta tutmaya çalıştık. Bence rakibi biraz daha iç saha yayımızı biraz daha önde kurarak rakibi her alanda sıkıştırarak etkili olmaya çalıştık. Amacımız buydu. Bence bunu başardığımızı düşünüyorum. Trabzonspor kütleli bir takım ve aynı zamanda da ölü top organizasyonu üzerine kurmuş olduğu bir gol yolu ve gol arayışı vardı. Mümkün olduğunca faul yapmadan ceza alanı kenarlarında çok az faulle geçiştirmeye çalıştık. Ama buna rağmen zaman zaman faullerle etkili olmaya çalışıldı. Kazandığımız için mutluyuz. 8. haftada geldiğimiz nokta bizim için hedeflediğimiz bir noktanın daha üzerinde bir nokta. Bundan dolayı arkadaşlarımızı kutluyorum. Evet. Ya mutluyuz yani, sonuçta yenilmedik yani. Mutluyuz. Kazanmak için çok çabaladık. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum bu yönden dolayı. Bir puan. Evet, bazen yenemediğiniz zaman yenilmeyeceksiniz anlayışı ve bu ligde bir puan bile çok önemli bir kazanımdır. Sonuçta Trabzonspor gibi büyük bir takıma, büyük bir camiye karşı mücadele ediyorsunuz. O açıdan tebrik ediyorum arkadaşlar. Sonra hocam, siz Trabzonspor'da çalışıyordunuz. Şu an Trabzonspor'u nasıl değerlendiriyorsunuz yani? İyi bildiğiniz için. Şimdi tabii başkasının mutfağındaki yemekle alakalı tuzu, biberi nedir, suyu ne kadar verilmiş, tencerenin boyutu nedir bilemediğimiz için çok da şık olmaz. Ama Trabzonspor'un başlangıçtan itibaren gitgide artan bir organizasyon şeysi var, avantajı var. Olumluya doğru bir gittiğini söyleyebilirim ama dediğim gibi başka bir yemekten, başka bir mutfaktaki yemeğe çok da şık olmaz diye düşünüyorum. Davranışlar çok iyi oturmuştu. Dolayısıyla o davranışların konsantrasyonunu ya da iletişimini bozmak istemedik. Dolayısıyla iki gün önce çok ağır bir maç oynamış olmamıza rağmen biz o şeyi üstlendik, o bir riski aldık. Çünkü diğeri daha kötü olabilirdi. Yani konsantrasyonu, iletişimle ilgili taktik iletişim bozulabilirdi. Çünkü Trabzonspor'la oynuyorsunuz yani sonuçta. Bir de Karabük'te son dakikada bir gol yemişsiniz. Yani çok talihsiz bir mağlubiyet almışsınız. Tüm bunlar sizi biraz daha tetikte tutuyor. Ve biz de o nedenden dolayı taktik çalışmanın işleyişi bozmak istemediğimiz için çok fazla oyuncuyla değişikliğe gitmedik. Bölgesel olarak daha içeride oynayan bir oyuncu. Asist özelliği olan, çalım ve adam eksiltme özelliği olan bir oyuncu. Saidi'ye özellikle savunma görevi, ikinci bir görev verilmiş olması onu oldukça fiziksel açıdan yoruyor. Saidi'nin sıkıntısı dayanıklılıkla ilgili sorunu tam çözememiş olması. Yoksa Saidi kaliteli oyuncu olmasından hemfikiriz. Ondan mümkün olduğunca faydalanmaya çalışıyoruz. Ama şartlar bize o imkanı verse, pozisyonu değiştirsek daha fazla randıman alabileceğimiz pozisyonlarda da oynayabiliyor Saidi. Teşekkür ederim. 10 dakikalık değerlendirme alacağız, ardından sizlerin sorularına geçeceğiz. Nasıl bir 90 dakikaya girdi? On est venu là, on a préparé pour gagner. Buraya geldik ve bu maçı kazanmak için gelmiştik. On savait quelle qualité la cette équipe. Bu takımın ne tür kaliteye sahip olduğunu iyi incelemiştik. Ona göre çalışmalarımızı yürütmüştük. On a beaucoup parlé de pied gauche de Bilal, de pied premier poteau de Gekas. Bu çalışmalarımız esnasında Bilal'ın sol ayağını, Gekas'ın yakın direğe koşularını, bunları hepsini hesaba iyi katmıştık, iyi incelemiştik. L'équipe là, à ce moment, il était pas auteur de choses qu'on attendait. Ama takımımdan beklediğim performansı o anda yapamadılar. Bir pozisyonda açık verdik ve Gekas
Komşak Fanoğlu très mal o maç. Gekas golle tamamladı. Maalesef her seferinde olduğu gibi bu akşam da maça çok kötü bir başlangıç yaptı. Après ouverture de Serra commence à jouer. Rakibin golünden sonra biz futbol oynamaya başladık. Égalisation est logique parce qu'on a eu possession de ballon, on a attaqué beaucoup. Peşinden beraberlik golü gayet mantıklı ve iyi anda geldi. Çünkü oyuna hakim olduk ve topu biraz daha fazla kendi ayağımıza tutmaya başladık. Au deuxième mi-temps, on a dominé largement. İkinci yarı ise oyuna daha fazla hakimdik. Il y a beaucoup précipitation, il y a beaucoup possibilité pour marquer, on n'a pas marqué. Birçok fırsat yaratıyoruz ama maalesef tekrar söylüyorum, yine aceleci davranma yüzünden bu fırsatları kaçırıyoruz. On n'a pas joué qui est capable de faire individuellement faire une action et marquer. Bireysel anlamda yeterince farkı yaratabilecek bir oyuncuya sahip değilim. Kendi başına topu alıp da bir çalım atıp da veya bir fark yaratma adına golü atarım diye sorumluluk alan bir oyuncuya sahip değilim şu an. Prendre le deuxième but au contre-attaque. Contre-attaque, ikinci golü de yiyebilirdik. Je suis un petit peu mécontent parce que il fallait gagner ce soir. O yüzden bu akşam mutsuzum çünkü biz buraya galibiyet için gelmiştik. Galibiyete şartlanmıştık. Je pense notre sixième match qu'on a fait match nul. Ve altıncı maçımız ve altıncı beraberliğimiz. Chaque fois on aurait pu possibilité gagner. Ve her seferinde de beraberlikte değil de galibiyetle bitirebilirdik bu maçları. Pas niveau pour faire ama maalesef bu farkı yaratmak için şu an henüz yeterli seviyede değiliz. Buyurun. Ben şunu sormak istiyorum. Geçen hafta mağlupken oyuna özel girdi ve çok iyi bir performans sergiledi. Çok uzun süre sakat olmasına rağmen. Bu hafta ilk 11'de olmadığı gibi sonradan da oyuna ocak koymadı. Bunun nedeni neydi? Özel neden tercih edildi? La semaine dernière, vous avez pris le 35e minute, vous avez mis Özer dans le jeu. Et cette semaine, nous voyons qu'il n'est même pas dans l'effectif des 11 joueurs et même pas en remplaçant vous ne l'avez mis dans le jeu. Pourtant, vous avez bien joué. Pourquoi est-ce qu'il y a une raison particulière? Özer, il était dans le groupe, il était remplaçant. Özer, evet, yedekti. Özer, il avait mal un petit peu au pied. Özer bu hafta idmanlarda çalışırken biraz ağrı hissetti ayağında. Dernier fois la jouer trop. Geçen sefer Özer'i oyuna soktuk ama Özer o kadar oynaması gerekiyordu. İki ay sahalardan eksik kalınca, uzak kalınca geçen hafta aşırı oynattık Özer'i. Doucement entrer dans le jeu. Özer'i yavaş yavaş oyuna katmamız gerekirken geçen hafta risk aldık ve daha uzun bir süre oynattık Özer'i. Je perds beaucoup pour qu'il se blesse pas. O yüzden tedirginlik taşıdım, korku taşıdım çünkü Özer'i tekrar sakatlayabilirdik ve daha uzun süreli sakatlık olurdu. Onun yerine Mehmet'i tercih ettim bu hafta ve Mehmet de görevini yerine getirdi. Bunu da iyi bir şekilde getirdi. Pour ça je pas entrer dans le match. O yüzden de orta sahada Mehmet'in o bölgeyi yeterince kapattığını düşündüğüm için Özer'i de Mehmet Özer değişikliği yapmayı düşünmedim. Buyurun. Bu anlamda bireysel anlamda farklılık yaratacak oyuncu yok dedim. Hakikaten de bu böyle mi? Diye sormak istiyorum. Vous avez dit que vous n'avez pas de joueur individuellement qui peut faire la différence, qui peut marquer ou faire quelque chose. Est-ce que c'est vraiment la situation actuelle? Pourquoi je dis ça? Parce que on a regardé, quand ils ne peuvent pas faire collectivement. Il y a toujours de cette équipe le garçon qui fait individuellement action qui marque. Aslında maçı izlemeniz yeterli olacak. Bireysel anlamda bir fark yaratılması gerekir. Kolektif olarak yapamıyorsanız o zaman bir oyuncu sorumluluk alır veya becerisiyle bireysel anlamda fark yaratır. On avait, je pense, dizaine possibilité pour donner sa dernière phase pour essayer marquer. Ve ona yakın 10 veya saymadım birçok fırsat yarattı. Bu son asist paslarında daha olumlu, daha güzel paslar olsaydı. Ya beaucoup mauvais choix, précipitation. Tabii ki skor netice değişir ama maalesef yanlış kararlar alınıyor veya aceleci davranılıyor veya asist paslarında veya son paslarda hata oluşuyor. Le récemment l'équipe est un petit peu sur nervosité, sur une my confiance récemment. Muhtemelen oyuncularım sinirlerine hakim olamıyor veya güven eksikliği oluyor ve o yüzden bu kale önünde
bir heyecan yaşıyorlar veya bir tedirginlik taşıyorlar ki tercihlerinde hata oluyor. O da belki de aşırı kazanma arzusunu onlara söylediğim için, onlardan bunu beklediğim için de. Notre maîtrise de jeu offensif n'est pas satisfaisant pour gagner le match pour ça extérieur. Deplasmanda bu tarz maçlarda bizim ofansif hücum hattındaki oyun hakimiyetimiz yeterli değil. Deplasmanda bu şekilde maç kazanamayız. J'essaie chercher meilleure solution pour moment. Şimdilik bunları atlatabilmek için veya bu durumdan erken bir şekilde çıkabilmek için çeşitli seçenekleri deniyorum. Même quand même on est sur 4 matchs sans défaite. Ama 4 maçta da mağlubiyetimiz yok. Et j'espère continuer cette série sans défaite. Il faut commencer à gagner parce que ça devient un petit peu compliqué. Bu son 4 maçta mağlubiyetimiz yok. Beraberlikte devam ediyoruz. Artık bu beraberlik serisinden de kurtulmamız lazım ve bu kahır çekilmez hale geldi. Galibiyetlere ulaşmamız lazım. Jemi ekip organize très offensif. Ofansif takım sundum yine sahaya. Maçı kazanmak için bir şeyler hazırlamıştık. Malheureusement notre réalisation, notre efficacité, il y a encore pas grand niveau. Maalesef kale önünde bitirici hamlelerimiz veya fark yaratma yönünde eksiklerimiz bu fırsatı bize bugün yaşatmadı. İkinci soru sorabilirim. Bu maçtan sonra kaleci Fatih ile hoca bir görüşme yaptı. Çok özlediyse. Après le match, vous avez eu un petit discours avec Fatih, le gardien Fatih. Si c'est pas quelque chose de privé, pouvez-nous le partager? Gardien? Il avait un petit peu discussion entre un et un des joueurs à propos de cette coup-franc. O serbest vuruşta bir anlaşılmazlık olmuş, adam paylaşımında veya topta bir eksiklik olmuş. Oyuncuyla bir az mülakaşası yaşamışlar, hepsi bu. Je dis, il faut pas faire ça, il faut régler dans la vestiaire discuter. Bir de getirdiğim söz şuydu, işte saha içerisinde bu şekilde birbirinizle tartışmayın, soyunma odasına. Rien grave qui peut... Soyunma odasında konuşursunuz ama önemli veya haber yapılacak bir konu değil. Evet, son soru buyurun. Pardon, siz son soru. Trabzonspor bu haftaya da puan kaybıyla girdi. Tabii berabere kalıyoruz, mağlup olmuyoruz ama biz Trabzonspor'un büyüklüğünden gelen bir şey var. Trabzonspor kazanamıyor. Trabzonspor için önemli olan bu. Ve her haftaya puan kaybederek giriyoruz. Trabzonspor'un 3 puan kazanması için daha kaç puan kaybetmesi gerekiyor? Trabzonspor a perdu encore une fois 2 puan. Trabzonspor n'arrive pas à gagner. Et pourtant Trabzonspor, le grand Trabzonspor est habitué à des victoires. Pour gagner 3 points, combien de points il faut perdre pour arriver à gagner 3 points? Bah, j'aimerais bien aussi donner réponse comme ça tu peux donner la réponse lui. Yani bu sorunuza ben de cevap vermek isterim tabii ki ama sizin bu soruya cevabınız varsa sizden alayım. Je fais équipe pour gagner. Ben maçı kazanmak için bir takım hazırladım. Très offensif. Offensif. Mais on n'a pas encore niveau pour gagner extérieur. Ama maalesef deplasmanda kazanabilecek kabiliyetimiz yok şu an. Il fallait encore de travail pour progresser. Ve bunu geliştirmek için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Et j'espère avoir une série de victoires. Ve bu çalışmaları da devam ettirdikten sonra umarım galibiyet serisine ulaşırız ve bu şekilde devam ederiz. Il y a beaucoup crispation de notre équipe. Tutukluk, çok tutukluk var takımımızda. Oyuncular bazen uyum oluşturamıyor, anlaşamıyor ve bu nedenle bazı hücumlar, bazı pozisyonlar kaçıyor. Kamudlan deriz, perdi la 3-0. Geçen sene burada 3-0 bir skorla kaybetmişler. C'est pas aussi mauvais résultat qu'on pensait. Aslında sizin düşündüğünüz kadar da kötü bir sonuç değil bu akşamki sonuç. Et on est ni Bayern ni Barcelona ni Real Madrid, loin de ça. Ve maalesef biz de ne Bayern'iz, ne Barcelona'yız, ne Real Madrid'iz. Bu üç takıma çok uzak bir takımız. Je sais pas, combien il faut répéter la même chose. Yani kaç defa bu konuları tekrarlamam gerekiyor bilmiyorum ama. O Trabzonspor ile cette année il a recruté 21 joueurs. Trabzonspor bu sene 21 yeni oyuncu transfer etti. Et pour construire un groupe, une équipe, il faut de temps. Ve maalesef aslında sizin de bildiğiniz gibi bir takım oluşturmak için, bir 11 oluşturmak için bunlarla sürekli çalışmanız gerekiyor ve bir takım hemen oluşmuyor. Je pense aussi trouver quelque chose différemment. Ben de Trabzon'a gelirken daha kolay şartlar altında daha farklı bir oyuncu grubuyla buluşabileceğimi düşünüyordum, tahmin ediyordum. Dossier construction il a certain problème.
Ve bu oluşum içerisindeyken biz şu an 21 yeni oyuncu kattığımız için yepyeni bir takım doğdu. Ve maalesef bazı beklentileri şimdilik tatmin edemiyoruz. Ocak ayına kadar biraz zor gelecek. Evet, zor gelecek. Bizim neye ihtiyacımız olduğunu ben çok iyi biliyorum. Ve hoca olarak da elimdeki oyuncuların ne kadarını yapabileceğini çok iyi biliyorum. Pour ça c'est moi aussi je suis un petit peu temps en temps très frustré. O yüzden ben de dönem dönem ara ara çok şaşkınlığa uğruyorum. Ben de hayal kırıklığı yaşıyorum. J'aimerais bien qu'on gagne plus souvent. Ben de daha fazla maç kazanmak istiyorum. On peut pas dire que Trabzonspor l'a joué défensivement. Bu akşam Trabzonspor defansa yaslandı veya defansif bir oyun sergiledi diyemeyiz. Récemment on a une équipe qui joue plus offensif. Muhtemelen gördüğünüz gibi de daha ofansif oynayan bir Trabzonspor gördünüz. Analyse bien notre jeu offensif, maîtrise de jeu. Ama lütfen bizim hücum hattımızı iyi inceleyin. Bizim hücuma dayalı oyunumuzu inceleyin ve oyuna topa nasıl hücumda hakim olduğumuzu bunları inceleyin. Certains joueurs un petit peu sous pression, ils veulent marquer. Bazı oyuncular tekrar söylüyorum yine aceleci davranıyor. Baskı altında hissediyorlar. Gole erken bir şekilde kavuşmak istiyorlar. O yüzden erken tercih ve yanlış tercih yapıyorlar. Je sais tout le monde l'attend un petit peu plus. Biliyorum herkesin. Moi aussi. Ben de dahil buna, ben de dahil herkesin Trabzonspor'da daha fazla beklentisi var. De Trabzonspor. Ama maalesef Trabzonspor'un bugünkü seviyesi bu. Julien encore une fois sur le quatre derniers match. Ve tekrar söylüyorum. On n'a pas perdu. Geçen 4 maçta biz mağlup olmadık. Je pense aujourd'hui surtout au deuxième mi-temps on mérite de gagner. Ve bugün bugünkü maçta en önemlisi ikinci yarıda maçı hak ettiğimizi düşünüyorum. On a largement dominé. Yeterince oyuna hakim olduk. Ça c'est équipe à domicile, c'est pas mauvaise équipe, ils ont pas hasard partagé deuxième place. Ve Akhisar takımı tesadüfen ikinci veya üçüncü sırada değil puan olarak baktığınız zaman. Akhisar takımı kendi evinde iyi bir takım, zor bir rakip. Il faut pas sous-estimer cette équipe. O yüzden hafife almamak lazım Akhisar takımını, hafife almamanız gerekiyor. Peki son soruyu alıyorum. 6 oyuncu değiştirerek çıktı kadrodan. Gaziantep maçından sonra da bugün tam 7 oyuncu değiştirerek çıktı. Kadro istikrarı konusunda ne düşünüyor? Neden böyle devamlı her maç 6-7 oyuncu değişiyor Trabzonspor'da? Vous avez gagné l'équipe a gagné deux matchs de suite et ensuite vous avez changé. Occasion tout le monde, je cherche meilleure possibilité. Ben aslında en iyi 11'i arıyorum. Je sais toute l'organisation. Birçok formasyonu, organizasyonu deniyorum saha içerisinde. C'est surtout on a mis beaucoup sur offensif. Yani bu ofansif yönümüzü kullandığımız zaman orada rotasyona gidiyorum. Tozoto ya de blessé ya de fatigue. Bazen sakatlıklar oluyor, yorgunluklar oluyor. Et vous connaissez pas qu'est-ce qui se passe pendant l'entraînement? Ve siz idmanlarda neler yaşandığını, idmanlardaki performansları hesaba katmıyorsunuz. Bah, j'aimerais bien faire équipe titulaire. İdmanlardaki performansı, idmanlarda yaşananlara hesaba katmıyorsunuz. O yüzden tam anlamıyla neden bu tercihlere gittiniz? C'est pas que moi, c'est ben de le travail qui me dit montrer d'autres choses. Ben de sabit bir 11'i hazırlamak ve sürekli bunları sahaya sürmek isterim ama maalesef çalışırken hafta içerisi bu imkanlar oluşmuyor. Tu achètes 15 joueurs et tu mets, ils vont tout de suite trouver automatisme, complicité, complémentarité. Ya da şöyle bir şey söyleyeceğim. Belki sizin düşünceniz şu yöndedir. 15 oyuncu satın alırım, 15 oyuncuya formayı vereyim, sahaya sürerim. Ve bu 15 oyuncu mükemmel oynar. Hayır, böyle bir şey yok. Bu 15 oyuncunun uyum süresi, birbirine adaptasyon, birbirinin nasıl koşu yapacağını. Équipe par rapport à l'an dernier, c'est presque nouveau équipe. Birçok şeyi hesaba katmanız lazım ve takıma bakarsanız geçen seneyle alakası olmayan yepyeni bir takım, oyuncu grubu. Pour ça, il faut continuer travailler. Ve bu yüzden sadece çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çalışmalarımızı aralıksız... Je veux dire franchement, je pensais trouver autre chose. Aralıksız, yoğun tempoda sürdürmemiz gerekiyor. Je suis aussi en grand colère. Çok samimi söylüyorum. Ben de gelirken... Il faut pas un jour commencer à parler. Ben de gelirken farklı bir
farklı bir durumla buluşacağımı düşünüyordum. Ben de Trabzon'a gelirken farklı bir şeyle buluşacağımı düşünüyordum. Artık ben de bunları dile getirmeyeyim veya ben de konuşmaya başlamayayım. Çünkü Trabzon'da birçok şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Hilal'dan geçeceğini veya defastan uzun bir topun Gekas'tan geçip ağlara buluşacağını pozisyon olarak defalarca gösterdik. Ama maalesef bunun önlemini yine alamadık. Oyuncuların bu Gekas'ın kafa golünü giydi. Jusqu'à janvier, jusqu'à décembre, ça sera très très compliqué pour Trabzonspor. Muhtemelen oyuncularım sahaya çıktıklarında belki heyecandan dolayıdır, belki konsantrasyon eksikliğinden dolayıdır açık veriyorlar. Ama çok net bir şekilde söylüyorum, Ocak ayına kadar Trabzon'da bizi zor günler bekliyor. Ama ben de bunu da çok samimi bir şekilde söylemek istiyorum. Kaç defa bavullarımı alıp gideyim diye düşündüm. Mais je sais que c'est pas première fois dans un même projet. Ama bu projenin içerisinde bunu bir kere düşünmedim. Birkaç kere düşündüm. Quatre-cinq équipes, je fais même chose. Daha öncesinden de 4-5 takımla yine bu şekilde zor zor bir projeye el atmıştım ve Trabzon possède ça sera 15 jours que tout va se régler. Zorlukların altından kalkmayı belirli bir süre geçtikten sonra yoğun çalıştıktan sonra kalkabildik. Trabzon da şöyle bir modu var. Qu'il aime ce club, qu'il adore ce club. Il y a beaucoup de gens qui aiment ce club. Ama maalesef Trabzon'da şöyle bir algı var. Trabzon'da hemen her şey. Les paroles de Vahid, entraîneur. On a continué travailler, on travaille beaucoup. Ama Trabzon'da hemen her şeyin düzeleceğini, hemen her şeyin olumlu olacağını algısı yayılmış. Maalesef ben buna diyorum ki yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yepyeni bir proje içerisindeyiz ve benim size bir sözüm var. Vahit Hoca geldi, yoğun bir şekilde çalışıyor. Ama çalışmaya devam edeceğiz, kendimizi geliştireceğiz. Mesela yavaş yavaş, malumuz basırsa. Kendimizi geliştireceğiz ama söylediğim gibi yavaş yavaş maalesef bu, maalesef. Teşekkür ederiz arkadaşlar.